arkadaşlar. Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı gündemde. Bölgedeki termik santral için harekete geçildi. Sosyal medyada sayısız bilgi paylaşımı var. Peki hangisi doğru, hangisi yanlış? Akbelen Ormanı'nda neler oluyor? Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret, Akbelen Ormanı'na açılmak istenen kömür madeni için gereken ağaç kesimine başladı. Yeniköy Termik Santrali'nde 2 ünite ve Kemerköy Termik Santrali'nde 3 ünite ile toplam 1095 megawatt kurulu güce sahip santraller, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının ortalama %2.5'ini, Ege'de kullanılan elektriğin ise yaklaşık %62'sini karşılıyor. Şirket enerji üretimini sürdürebilmek için kolları sıvadı. Maden ruhsat sahalarındaki 78 hektarlık alanda bulunan linyit rezervini çıkarmak için kesime başladı. Ancak İkizköylü sakinlerinin bazıları tepki gösterdi. Kesime "bölgede zeytinliklerimiz var" söylemiyle itiraz eden köylülerin karşısında yine köy esnafı var. Esnaf eylemlerin dışarıdan desteklendiğini söylüyor. Ne yapabiliriz? Kazanamayız. Yani santralin çalışmasına devam etmesini istiyoruz. Dağda kesilecek olan çamlardan köylü değil, dışarıdan gelen bütün yabancılar hani bu işi karıştırıyor. Köylü, herkes orada çalışıyor. Köylüden, o gelen yabancılardan kaç tane köylü var içinde? Köylü yok. Hepsi yabancıdır. Onun için santralin devam etmesini istiyoruz. 3-4 gündür ceyranlarımız, elektriklerimiz kesik. Maden İş Yatağan ve Havalisi Şube Başkanı Osman İlhan ve Tesis Yatağan Şube Başkanı Türk İş Muğla İl Temsilcisi Fatih Erçelik'in imzasıyla hazırlanan raporda zeytin ağaçlarının kesilmediği, taşındığı söylendi. Ortada öyle çarpıtıldığı gibi herhangi bir ağaç veya zeytin katliamı yoktur. Taşıma öncesinde yapılan budama işlemine ağaç katli diyenler maalesef iftira suçu işlemektedirler. Olay yıllardır yapıldığı gibi zeytinlerin budadıktan sonra kök bütünlüğü sağlanarak sökülüp başka bir yere dikilmesinden ibarettir. Zeytinler taşındıkları yeni yerlerinde yeşerip zeytin veriyorlar. Öte yandan bölgede maden yataklarının milli servet olduğu görüşü de hakim. Akbelen maden sahasında çalışan işçiler eylemcilere buranın kapanması, 4000 kişinin işsiz kalması diyerek tepki gösterdi. Ama kapattan sonra ne yapacağız? Yani nerede iş bulacağız? Hadi ben buldum. Ve diğer arkadaş nerede bulacak? Veya o buldu, ben nerede bulacağım? Yani burada 1000 kişiye, 1500 kişiye yani bir anda iş sağlamak zor. Yani nerede sağlayacaksın? Yani en az 4000 kişinin yemeksiz kalması demek kapandığında. Yani bunu kim sağlayacak? Yani 4000 kişiyi kim doyuracak? Değerli arkadaşlar, çocuklarımızın ve ülkemizin daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için yerli kaynakları. Aydınlık Gazetesi'nden Melike Güler Kadan'ın haberine göre de uzmanların görüşü bölgeden maden çıkarılması gerektiği yönünde. 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar, Türkiye'nin nükleer santral alanında güçlü olmadığını, bu yüzden de güçlü bir enerji üretebilmek için termik santrale mecbur olunduğunu aktardı. Ayrıca raporlara göre Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranı da oldukça yüksek. Türkiye'nin elektrik üretimi için kömür ithalatı 2022 yılında 2 katına çıkarak 5.3 milyar dolara ulaştı. Diğer yandan uzmanlara göre yenilenebilir enerjinin artması gerekiyor.